Çıktım köyden coğura coğura, geldim hemen genç tatara. Bugün ap geçeceğim sizinle, benim köyüm ağal başına. Ben Aksuyek. Ben Sarımay. Bugün sizlerge anlatacak olan köyümüz, Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ağalbaşı köyümüzdür. Bu programda Ahan Kırımlı hocamızın kitabından yararlandık. Bu ayrıntını da atlamadan geçmeyik Sarımay. Tabii ki de çok sağ olsun. Çok güzel bir eser taşlagan diyemiz. Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ağalbaşı köyü, eski adıman Mandıra köyü olarak anılarken. Mandıra köyü Konya'da 150 kilometre uzaklıkta bulup, Kulu'ya 10 kilometre uzaklıktayken. Köyün nüfusu 2007 senesinde resmen 258 kişi bulup, köyde yaz kış açık bolgan hane sayısı 60 iken. Bu sayı yazın 70'ini 80'ini tabayken, yazda şehirden köyge keleykenler bir yerden bunu anlaymış. 1960'lardan sonra köyden Ankara'ya, Almanya'ya, İsveç'e köşler bulgan. 2000'li senelerde de köşler turmadan devam etken bu şekilde köy dışına köşler devamlı olarak yaşangan. Bu arada biz sizge bu Ağalbaşı köyümüzde geçmiş verilerden bahsedeceğiz. Bunu ayırtıkı mı Aksuyek? Tabii ayrıca şunu da ekleyeyim Sarımay mesela. Bu köyümüzden herhangi bir kişi bizimle iletişime geçmeyen için değerli dinleyicilerimizle şeyde paylaşamayız. Resimlerini de paylaşamayız. Bu köyün görselleri bizde yok. O yüzden onlarını da paylaşamayız. Tabii bu köyden bizge iletişimge geçken olmadığı için sizge kitaptan yararlanarak eski verilerden anlatacakmış köyünü diyemiz. Aynı zamanda köyümle ilgili görsellerimizde bulunmamakta. Köyün asıl adı olan Mandıra 1960'ların başında hükümetin tamamen keyfi kararından hiçbir esasla bağlı olmadan Ağalbaşı olarak değiştirilgen. Bu manbara var köy halkı ve çevredekiler bu Ağalbaşı köyünü aylanta Mandıra olarak aitmaya devam etekenler. Bu köyümüzün esas geçim kaynağı tarım bulmak manbara var. Köyde en çok pancar, ondan sonra da buğday ve arpa egileken. Köyün asıl adının Mandıra bulmasının da göstergenin dini bu yerde eskiden hayvancılık ve süt üretimi gelişken. Ama günümüzde eskiye göre bu üretimler, hayvancılık filan azalmaya başlagan. Köy ekonomik ve sosyal açıdan Kulu'nun o zamanlar örnek bir köyü olarak gösterilirken. Eskiden köy bayağı bir meşhur eken, örnek bir köy olarak anılarken. Günümüzdeki Ağalbaşı köyü 1860'ların başında Paşakırı ahalisine gelgen Nogay köçmenlerden kurulgan. Köy mevkisinde eskiden bir yerleşim yeri mevcut ekense de Nogaylar bu yerge kegende bu yerin boş ya da virane bolganı belgelerde körüleyken. Bu yerge yerleşken Nogaylar Cedisan yani Yedisan koluna mensup bolganı bilinmek menbara var. Bu köyde canıdan kurulganda tam bir Nogay köşmen köyü bulup ortaya çıkan eken. Köçkenler yardımman yasaganları ilk üylerin hepsini birer örnek kerpiç üyeken. Bu eski köyde yasalgan üyler kerpiç üyden yasalıkken. Bu üylerde günümüzde ayakta kalan bir üy boğanı şu an körülmüyeken. Yani hepsini çıkanlar canıdan yasaganlar bugünün şartlarına göre modern mühendislikle göre modern yerleşimlere göre. Canı üyler yasalga. Can üyler yasalınca eskilerge karalmagan dep bir yerden bunu çıkaramız. Başka yerlerge yerleşken Nogay köşmenleri de zaman içinde Mandıra köyüne yerleşkenler. Yani başka köylerden de bu köyge göç bolgan. Bunlar arasında Sivas'taki Şarkışka Gabaylı Ahmetli köyünden gelgen Hüçhane'de bolganı bilinmekteyken yani direktman onlar bilineyken. Bu köyümüz İstiklal Savaşı sırasında da yani 1921 senesi yazında Yunan ordusunun köyün yakınlarındaki Karaca Dağı tıbın geçip gelgeni bilindi. Bu köyün yakının kaçıp gelgen Yunan ordusundan korkan köy halkı da köyden köç etmeye devam etkendir. Eylül 1921'de Yunan ordusu Sakarya Muharebelerinde mağlup olan sonra bir yerden de geri çekilgenler. 2007 senesinde
Ağalbaşı köyünde 10 hane nogay var iken, yani geri kalanların köbünlüğü köçkenler diyebiliriz. Köydeki nogaylar zaman içerisinde kültürlerini, geleneklerini, örf ve adetlerini kaybetkenler. Bu manbara var, günümüz geçip bazı adetlerini de devam ettirebilgenler. Köydeki nogaylar 1970'lerden sonra caşları da özü aralarında nogayca konuşarken, 2000'li senelerden sonra orta yaş ve üstündeki nogaylar sadece nogayca konuşmanı bilgen bunlar kalanlar. Geri kalan caşlar nogaycanı unutkanlar diyebiliriz. Köyde yaşayan nogay bomaganlar da bu adetlerge saygı gösterirkenler. Hatta bu adetler ve til unsurlarını da köy halkında aynı şekilde, yani başka şiden bogan, Tatar bomagan, nogay bomaganların da bu adetlerini birebir uygulananları görülmekte eken. Bugün sizlerge Konya'nın Kul ilçesine bağlı Ağalbaşı köyünü anlattık. Haftaga sizlerge Yıkık köyünü anlatacakmış. Aynı zamanda Yıkık köyünden aranızda bolganlar var olsa bizimle iletişime geçebilir diyemiz. Bu haftaki köyümüzün anlatımı birazcık kısa oldu. Çünkü kolumuzda yeterli veri yok idi. Yemek kültür menüleri mesela bir atıfta bulunamadık bu hafta. O yüzden sizlerden özür dileyimiz. Çünkü kolumuzda veri yok idi. Şunu da ekleyeyim Sarımay Mensah'a. Bu köyle ilgili adam akıllı bir gelenek, örf, adet de bilemedik, tapamadık. Çünkü senin de aitkanın da yine bu köyden bizge iletişime geçken herhangi biri bulmadığın için biz şey yetemedik. Bunlarla beraber anlatkan köyümüz ve aitkanımıza göre bu hafta sizge bu köyünü anlattık. Özünüzge aruh aranız. Haftaga sıradaki köyümüzde görüşmek üzere diyeyim ben. Özünüzge aruh aranız. Sağlıkman kalmış. Özünüz garu kararınızı tekrar men aytaman. YouTube kanalımıza abone olmanı unutmanız. Videolarımızı beğeniniz. Özünüzge tekrar aru kararınızı.